dışına gidecek olanlara, gizli için ama hani kalmak için değil, ne tavsiye verirsin? Eğer yani ilk tavsiyem şu olur, eğer çok fazla hareket etmeyeceksiniz ki zaten çok fazla hareket etmenizi tavsiye etmem, kastım şu, bir yerden bir yere şehir sürekli değiştireceksiniz ya da direkt ülke değiştireceksiniz sürekli diyelim. Net bir örnek vereyim. Bir aylığına gidiyorsunuz. Bizim yaptığımız gibi 1,5 aylığına. 5 ülke gezeceksiniz. Toplamda 10'dan fazla uçağa bineceksiniz. Ve bunların arasında uçağa binmeden de diyelim ki otobüsle vesaireyle toplamda 20 yer değiştireceksiniz. Eğer böyle bir şeyiniz varsa 2 çantadan fazla almayın. 2 çantada 2 kişi için söylüyorum tabii bunu. Kişi başı bir tane sırt çantanız olsun. Yani uçakla seyahat ediyorsanız bir tane kabin bagajınız olsun sadece. Kabine sığdırabileceğiniz bir sırt çantası olabilir. Bu da maksimum 7 kilo. İlk tavsiyem bu. Yani eğer check-in bagajınız olursa kaybolma ihtimali var. Aktarma yapıyorsanız yetişememe ihtimaliniz var. Sürekli onu bir yerden bir yere taşımak kesinlikle bir işkence. Sırt çantasına alabileceğiniz maksimum eşyayı o şekilde alabilirsiniz. Bu sınırı da geçebilirsiniz ama o ayrı bir konu. Peki çanta demişken hazır. 7 kilo 8 kilo değişebiliyor şirketlere göre. Bu konuda bir hani ipucu verebilir misin? Yani nasıl daha fazla eşya alabiliriz yanımıza ya da tasarruf edebiliriz çantada? Şöyle birçok firma sadece tek çanta diye uyarı yapıyor. Onu gördük. Yani birden fazla firma kullandığınızda bunu öğreniyorsunuz. Ne demek istiyorum? Mesela sırt çantanız var sadece sırt çantanız. Yani elinizde ekstra bir çantayı kabul etmiyorlar. Yiyecek içecek konusunda bu değişiyor ya da free shoplardan aldığınız şeyler konusunda değişiyor ama o da yine detaylı konu. Ama onun haricinde kişisel eşya olarak göründüğü için yanınıza bir çanta almanız, özür dilerim, yastık kılıf almanız gerekiyor. Evet, yastığı gösterebilir misin? Bu yastık bile olur. Biz böyle bir koltuk yastığı, arkası desenli. Evet, niye söylüyoruz bunu? Şimdi göstereyim uygulamalı olarak. Kişisel eşya olduğu için bunu tartamazlar, alıkoyamazlar. İşte şu anda gördünüz, şunu çıkardım. Bunun içine 6-7 kiloya kadar kıyafet koyabiliyorsunuz. Yani tecrübeyle sabit. Şişirebiliyorsunuz istediğiniz kadar. Yani benim çantam toplamda 14 kiloydu. Bagaj hakkımız, kabin bagajı hakkımız 7 kilo. 7 kilo da buradaydı. Yani bu üst tarafa koyduğunuz için geçerli olan bir kural olabilir, bilmiyorum. Ama üstünüze giydiğiniz kıyafetler ve bunun içine koyduklarınız o tartıdan geçmiyor. Ve kişiye ait bir eşya kabul edildiği için kontrol edilmiyor. Yani kontrol edilmiyor ama derken yani ilk sayıdan geçiyor ama yani uçağı alan görevliler işte bu bunu da tartmamız gerekiyor tarzında bir şey demiyor. Yani o yüzden kıyafet konabilir. Metal eşya gene koymayın siz. Biz sadece kıyafet koyduk. Peki üçüncü madde kılık kıyafet konusu önemli mi sence? Yani aslında şöyle neredeyse yarısı diyebilirim. Yani %50'si kılık kıyafetle alakalı diyebilirim. Geçişte sizi sorgulamalarını ya da size bir şüpheli yaklaşmalarını sağlayan şeylerden bir tanesi o. Çünkü iki şeye bakıyorlar temelde. Biri sizin görünüşünüze, tavırlarınıza yani size direkt. Diğeri de pasaportunuza. Pasaportunuzda yani çok güvensiz hissettirmediğiniz sürece pasaportunuz geçerli bir pasaportsa neredeyse hiç sorgulanmıyorsunuz. Sanki kimlik gösterip damgayı vuruyor, gösteriyorsunuz da damgayı alıyorsunuz gibi bir şey. Araya girebilir miyim? Tabii. Eğer Türkseniz tabii ki de 3-0 geride başlıyorsunuz. Tabii. Onu da söyleyelim. Yani biz Singapur'a geçerken Malezya'dan herkes yani Çinli de vardı, işte Malezyalı da vardı. Bir sürü memleketten insan vardı. Hindistan'dan gelenlerle bizi kenara çektiler. Normalde diğerleri pasaportunu okutup kapı açıldı ki geçtiler ki hiçbir görevli bakmadı. Biz okuttuk dıt kırmızı. Okutuyoruz dıt kırmızı. Biz dedik acaba kendimiz mi yanlış yapıyoruz? Direkt görevliyi gösteriyor. Officer. Gidip görmeniz gereken kişi o. O görüyor, bakıyor, sizi inceliyor. Soru sormadılar. O ayrı mesele ama Singapur için söylüyorum sadece. Soranlar da var. Ona göre bir yaklaşımda bulunup damgayı basıp o
şekilde gönderiyorlar size. Kıl kıyafet önemli yani, o yüzden. Ama her şey değil. Son kararı sizin yine pasaportunuz belirliyor. O yüzden dikkat etmeniz önemli. Hani daha düzgün bir kıyafet. Erkekler için belki saçın sakalın daha düzgün olması. Yani düzgünden kastımız şu. Herkesin kıyafeti vesairesi farklıdır. Herkesin kendine göre bir tarzı vardır ama en azından temiz ve şey gözükmek. Yani ben olduğum gibi biriyim, beni böyle kabul etsinler tarzı bir şey yaramıyor orada. O yüzden hani daha düzgün gözükmek önemli. Peki, bir de şunu sormak istiyorum. Mesela vizesiz bir ülkeye gideceğim ben. Hı hı. İlk defa yurt dışına çıkıyorum. Yanıma neler almam gerekiyor? Şeyi sormuyorum, hani her ülkenin kuralı farklı ama hani garanti bunlar yanınızda bulunsun, bu belgeler dediğin belge var mı? Hani işte otel rezervasyonu gibi. Hı hı. Ya önem sırasına göre koymak gerekirse öncelikle pasaportunuzu unutmamanız lazım. Pasaportun içinde size uçak bileti aldıktan sonra yine kaybetmememiz gereken diğer bir belge Border Pass'ler. Yani uçak biletinizi aldınız, tamam, her şey tamam ama gidip havaalanında o sınırı geçebilmeniz için size bir Border Pass veriyor. Yani sınırı geçmeniz için kağıt. Hani bilet gibi gözüken şey aslında. Pasaportunuzla beraber bunu uzatıyorsunuz görevliye. Bu en önemli iki şey. Onların haricinde sizin dışarıdan yapacağınız şey şu. Vizesiz gidilen bir ülke için söylüyorum tabii. Vize ayrı bir mevzu. Mutlaka dönüş biletinizin çıktısı, yani rezervasyonunuzun ya da direkt aldığınıza dair bir çıktı. Kalacağınız yerlerin rezervasyonlarınızın çıktısı, mesela Booking'den ya da işte Agoda'dan bir yer ayarladınız. Onun çıktısı, ödendiğine dair ya da rezervasyon yapıldığına dair. Ödenmiş olması daha önemli. Yani 1-0 önde başlıyorsunuz. Çünkü şunu sorabiliyorlar. Mesela Japonya'ya giderken sordular. Bunlar ödendi mi? Sorulabiliyor. Eğer kısa süreli gidiyorsanız ve yani farklı bir planınız yoksa, bunun ödenmiş olması sizi geçme konusunda bayağı bir kolaylaştırıyor işinizi. Bir diğeri de kimliğiniz mutlaka yanınızda olsun. Sormuyorlar ama olsun. Çünkü ihtiyacınız olacak bir diğer belge de o. Yani resmi başka bir belgeniz yok. Onun haricinde belge olarak ihtiyacınız olan başka bir şey yok. Yani yanınızda taşımanız gereken. Şöyle bir durum var. Diyelim ki ilaç kullanıyorsunuz. Düzenli kullanmanız gereken ilaç var ve sayısı çok. Bunun içinde doktorunuzdan aldığınız bir rapor, benim hastam bu ilaçları kullanıyordur diye bir İşte imza, damga olursa, yani sormuyorlar, inanın hiç umurlarında bile olmuyor ama olur, başınıza bir şey gelir, ne bileyim, aldığınız bir hediye küçücük bir anahtarlık, 6 santimi geçiyordur, sivri kısmı vardır, bunun için çantanızı açarlar, içinde başka bir şey görüp bir de ondan sorgulanmak sizi şüpheli duruma düşürebilir ekstra. O yüzden buna dikkat edebilirsiniz. Sadece bir önlem amaçlı. Bunu da yapabilirsiniz. Yani ben bu ilaçları kesin kullanıyorum, kullanmam gerekiyor tarzında. Tabi şeylerde sınırlar var. Hı hı. Biz aşağı vermekten bahsediyoruz şu anda, değil mi? Yoksa yanımıza aldığımız mı? Şöyle, yanınıza aldığınızda da toplamda 1 litreyi geçmemesi gerekiyor sıvıların. Ve bunların da paketlenmiş olması gerekiyor. Aşağı verdiğinizde de yine benzer kurallar var ama özellikle yukarıya, yani kabine yanınıza aldığınız, başınızın üstüne koyduğunuz çantanın içinde olacakların toplamda 1 litreyi geçmemesi gerekiyor. Onların da yani evet. Ve şeyli olması lazım. Kapanabilir poşetlerde olması lazım, kilitli. Örnek veriyorum. Mesela ojeniz var kadınlar için. Açık. Yani her zaman sıfır götürme şansınız yok. Onları mesela poşetlerin içine koyabilirsiniz. Ya da bir parfümünüz yine aynı şekilde olabilir. Yani yüzlük tek şeyse 100 mililitrenin yani sınırı o. Mesela parfümde izin vermiyorlar 100 mililitrenin üstüne. Biz direkt kontrol etmediler. Belki de yanımızda olmadığı için bu ne deyip çıkartıp sormadılar, bilmiyoruz ama kuralları içinde geçerli olan şey bu. Eğer varsa yanınızda alma hakları var. Çanta hazırlamak konusunda tavsiye edebileceğin bir ürün var mı? Mesela bu mutlaka yanınızda olsun. Nereye giderseniz gidin yanınıza taşıyın bunu. Hı-hı. Diyebileceğim bir şey var mı tecrübelerinde? Yani aslında kıyafet konusunda gideceğiniz yere göre değişir. Şimdi uzun süreli bir kış tatili yapacaksanız ya da işte gezi, neyse artık, size bu çantalar yetmeyebilir. Yani montunuz vesairenizde. Ama daha böyle yazlık bir yere gidiyorsanız mutlaka ekstra tişört götürün. Ama bunların hepsinden de önemlisi
şöyle katladığınızda avucunuzun içine sığabilecek bir şeyiniz olsun. Yağmurluğunuz olsun. Yani neyin nerede denk geleceğini bilmiyorsunuz. Tabii biz az çok tahmin ediyorduk tropikal bir yere gittiğimiz için mesela Tayland'da ama ufacık bir şey hayat kurtarabiliyor. Hiçbir şey olmasa bile çantanızı sarabilirsiniz. Hani kendim ben üzerimi kurtururum dediğinizde. Çünkü içinde elektronik eşyalarınız olabilir. Bunun için önemli. Ya da çantanızın kendi şeyi mutlaka olsun. Çantanın yağmurluğu olabilir. Ama kendiniz için bir yağmurluk mutlaka ayarlayın. Bir de yanınızda eşyalarınızı taşıyabileceğiniz, işte pasaportunuzun sürekli yanınızda olması lazım. İşte cüzdanınız, telefonunuz. Bunlar için ya bir bel çantası ya da böyle arkaya takacağınız sırt çantası değil de küçük bir sırt çantası değil de daha önünüzde durabilecek bir çanta olursa iyi olabilir. Çünkü biz tecrübelerimizde böyle kötü bir şey yaşamadık ama gittiğimiz yerler içinde ya da Avrupa'da tırnak içinde daha böyle modern olan yerlerde bile çok fazla kapkaçın ya da dolandırıcılığın olduğunu duyduk. Yani biz hem önlem olması açısından hem kolay ulaşılabilirlik hem de bütün eşyalarımızın bir arada derli toplu durması açısından Decathlon'dan çok da uyguna bir bel çantası tarzı bir şey aldık. Katlandığında o da yine avuç içinde oluyor ama biz hiç katlı kullanmadık tabii. Yani yine böldük eşyalarımızı. Tek seferde hepsini yani karşı tarafın işini kolaylaştırmamak için böldük. Bunlar çok önemli. Yağmurluk ve bu çanta bayağı hayat kurtarıcı oluyor. Ve yastık. Yastık o ayrı. Onu saymıyorum ama günlük kullanmanız açısından bu çok önemli. Bu arada yastığı unutmayın. Biz bir tanesini unuttuk. Eşyalarımızın bir kısmı gitti. Çünkü acele etmeniz gerekirse gözden kaçabiliyor. Sürekli kullandığınız bir şey değil. Sadece taşımak için kullanıyorsunuz bunu. Onu unutmayın. Bir de yine biz Türklerin şansı. Ülkeden çıkmadan ne yapıyoruz? Evet. En son ne kadar ödedik hatırlamıyorum ama. Kişi başı 150 Türk lirası. 150 miydi? Yurt dışı çıkış pulunu almanız gerekiyor. İlk buradan ayrılırken başka hiçbir ülkede kullanmıyorsunuz onu. Bütün işlemlerinizi yaptınız, uçak biletinizi aldınız, border pass'lerinizi aldınız, check-in'inizi yaptınız vesaire gidiyorsunuz. Geri gönderebilirler size. Nerede yurt dışı çıkış bulun diye. İlk çıkarken onu da tabii unutmayın. O da önemli belgelerden bir tanesi. Onu unuttuk aslında. Hani ne kadar bir miktarla yurt dışına çıkmak gerekiyor? O değişir ülkede. Aynen öyle. Yani bunun net bir cevabı yok. Yani gideceğiniz ülke mesela şöyle bir şey var. Karadağ'da Sırbistan'da da benzer bir şey vardı. Günlük 50 euro yani kaç gün kalacaksınız? Bir ay. 1500 euronuzun olması lazım. Yani günlük size 50 euro soruyor. Yani buranın sınırı diyor günlük 50 eurodur minimum. İşte konaklama vesaireyle birlikte. 1500 euron var mı diyor mesela. Yani bunu denk gelmesi lazım. Gerçekten sizi böyle seçmesi lazım özellikle sormak için ama soruyor mu soruyor. Çok yüksek miktarlarda para bulundurmanıza da izin vermiyor ama yani bu videoyu izleyen bir kişi de o kadar para olacağını düşünmüyorum. Yanınızda dolar, euro tarzı her yerde geçerli olan bir para olsun. Bu gerçekten önemli. Sebebi şu. Şimdi Türkiye'den Japonya'ya giderken Japon yeni almak çok da mantıklı değil. Çünkü Türkiye'de aldığınız Japon yeninin fiyatı euro karşılığı Japonya'da aldığınız Japon yeninden çok daha farklı olacak. Çünkü arada ciddi bir mesafe var. Türkiye'de geçerli olan bir para birimi dolar ve euro. O yüzden buradan çıkmadan önce elinizdeki parayı, orada harcayacağınız parayı, harcamayı düşündüğünüz parayı euroya çevirebilirsiniz. Kredi kartıyla da harcama yapabilirsiniz. Çok büyük bir fark olmuyor. %5, %10 arasında bir komisyon oluyor aldığınız şeylerde. İnanın çok büyük bir fark değil. Gittiğinizde de diyelim ki yanınızda şöyle olsun. Yüzlükler halinde olmasın euro. Ya da 50'lik yani 50 maksimum yani minimum 50 olabilecek şekilde olsun. Yanlış söyledim. Mesela en azından bir 50 euronuz olsun bozuk olarak. Tabii 20 vesaire varsa olabilir ama her yer kabul etmediği için söylüyorum bunu. Havaalanında 50 euro bozdurun. Kalkıp da işte 500 euro birden bozdurmayın. Çok fark ediyor 500 euro bozdurduğunuzda. Diyelim videoyu bitirelim. Teşekkür ederiz. Rica ederim.